Meclisi'nin 7 Temmuz 2019 tarihli olağan meclis toplantısına katılımı tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Evet arkadaşlar, katılamayan arkadaşlarımızın izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Sayın Başkanım, 11. maddeye göre önergelerimiz var. Arz ederim. Evet. Başkanlık makamına. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2018 yılı küçük ve orta ölçekli mali destek programı kapsamında... Arkadaşlar çok az bir sessizlik rica ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan TR6118QI-00013 referans numaralı Antalya Bisiklet Antbis Sistemi başlıklı proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya sunulan projeye ilişkin olarak kurumunuzu temsile izama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi kişileri yetkilendirmeye Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz'ün yetkili kılınması için Belediye Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim deyimle Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nın teklif yasası arz ederim. Başkanlık makamına. UKOME Genel Kurulu'nun 24.5.2019 tarihli toplantısında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde fayton taşıma izinlerinin iptal edilmesi yönünde 2019/05-272 sayılı karar alınmış olup söz konusu karar kapsamında 12.6.2019 tarihli ve 371 sayılı karar ile fayton taşımacılığı uygulama yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sebeple 2019 yılı gelir tarifesinde bulunan fayton ücretinin kaldırılmasının Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususuna arz ederim deyimle Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Döşemaltı Belediyesi'nin 14.6.2019 tarih 100 karar nolu meclis kararı ile onaylanan 2019 yılı evsel katı atık tarife raporunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu arz ederim deyimle Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim.
başkanlık makamına Elmalı Belediyesi'nin 1-7-2019 tarih ve E-24-28 sayılı yazısı ekinde gönderilen 16-2019 tarih 33 ve 35 sayılı meclis kararlarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu arz ederim deyimli Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi, kasaba mahallesi, köyü yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Kemer Mahallesi köyü yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Ortabağ Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Sinneli Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Sütleyen Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Uğrar Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Yayla Kızıl Ağaç Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Yayla Palamut Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Yuvacık Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Karadağ Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Gürsu Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Doğantaş Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kaş ilçesi Çeşme Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim.
Başkanlık makamına. Kaş ilçesi Çatal Oluk Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere meclis çalışma yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Kaş ilçesi Çamlıova Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere meclis çalışma yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Kaş ilçesi Çamlıköy Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere meclis çalışma yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Kaş ilçesi Cemre Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere meclis çalışma yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Kaş ilçesi Beldibi Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere meclis çalışma yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Kaş ilçesi Akörü Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere meclis çalışma yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Kaş ilçesi Yayla Çavdur Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere meclis çalışma başkanım. Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere Kaş'a ziyaret ettik diye bu kadar torpil olmaz ama. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Manavgat ilçesi Denizkent Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere meclis çalışma yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Manavgat ilçesi Parakente Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin incelenerek karara bağlanmak üzere meclis çalışma yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. 5393 sayılı Belediye Kanunu 20. maddesinin 2. fıkrasında Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasında Meclis Başkanlık Divanı Encümen ve Denetim Komisyonu üyeliğinin seçiminin yapılacağı faaliyet raporu bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşülebileceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir hükümleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 yılı için bir aylık tatil döneminin belirlenmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 11. maddeye göre havalesi hususunu arz ederim deyimle Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Büyükşehir Belediyesi Sayın Başkanım 11. maddeye göre olan önergelerimiz bitti arz ederim. Diğer önergelerimiz var. Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na Antalya. Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde Doğu Yaka, Topçular, Mehmetçik, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Güzel Oluk ve Zümrütova mahallelerinin tamamı ve Fener ve Çağlayan mahallelerin bir kısmını kapsayan alanda plan kararlarında ve plan hükümlerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu konusunun görüşülerek karara bağlanmak üzere meclis gündemine alınmasını rica ederim deyimle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek imzalı önerge arz ederim. Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na Antalya. Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Doğu Yaka, Topçular, Mehmetçik, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Güzel Oluk ve Zümrütova mahallelerinin tamamı ve Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda plan kararlarında ve plan hükümlerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu konusunun
görüşülerek karara bağlanması için meclis gündemine alınmasını rica ederim deyimle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, Gazipaşa Belediye Meclisi'nin 4-7-2019 tarihli 69 sayılı meclis kararı ile uygun bulunan Gazipaşa Belediye sınırları içerisinde uygulanacak ilave plan notları ile ilgili dosyanın belediye meclis gündeminde görüşülmesi için gündeme alınması hususunda gereğini arz ederiz deyimle Sayın Esin Bilgiç, Sayın Mehmet Ali Yılmaz Belediye Başkanımız imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, MHP Meclis Grubu adına Aksu ilçemizin en önemli yollarından olan Güzel Yurt Mahallesi Serik Caddesi, 14.896 ada 3 parsel ve 14.921 ada 1 parsel arasında başlayan Şirin Evler Caddesi olarak bilinen yolu kapsayıp güneye doğru giden, devamında Altıntaş Mahallesi'ne giren ve Muratpaşa ilçesi sınırında Kardeş Kentler Caddesi'ne bağlanan 14.450 ada 3 parsel ve 15.467 ada 3 parsel arasında biten 7.15 kilometrelik yola başbuğ Alparslan Türkeş isminin verilmesini arz ederiz deyimle Sayın Kemal Güneş, Sayın Avni Atay, Sayın Selçuk Senirli, Sayın Adem Er imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na, Antalya ile Alanya ilçesi merkez mahalleleri Avsallar, Cikcilli, Çıplaklı, Demirtaş, Emişbeleni, Güzelbağ, İncekum, Kestel, Kargıcak, Konaklı, Mahmutlar, Oba, Okurcalar, Payallar, Tosmur, Türkler mahalleleri ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bütünü ve mevzi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ilave plan hükümleri, Alanya Belediye Meclisi'nin 3-7-2019 tarihli 232 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Ve ilgili plan teklifimiz 3-7-2019 tarih ve 15.891 sayılı yazımız ile belediyeniz yazı işleri şube müdürlüğüne 3-7-2019 tarih ve 88.410 sayı ile teslim edilmiştir. Plan teklifimizin meclis gündemine alınmasını ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca incelenerek gereğine yapılmasını arz ederiz deyimle Sayın Adem Murat Yücel, Sayın Selçuk Senirli, Sayın Erkan Demirci, Sayın Kerim Aydoğan, Sayın Ali Şahin, Sayın Adem Er, Sayın Mehmet Ali Kiriz, Sayın Alper Birer imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na, Antalya ile Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 9.221 ada güneyi ile 9.332 ada 3 numaralı parsel için belediyemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinin belediye meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini saygılarımızla arz ederiz deyimi Sayın Hakan Tütüncü, Sayın Dilaver Tanık, Sayın Hasan Cumhur Göncü, Sayın Ferah Nur Ünal, Sayın Serhat Demir imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na, Antalya ili Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi 25.107 ada çevresinde eğitim alanı oluşturmak amacıyla belediyemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinin belediye meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesine saygılarımızla arz ederiz deyimli Sayın Hakan Tütüncü, Sayın Dilaver Tanık, Sayın Serhat Demir, Sayın Ferah Nur Ünal, Sayın Hasan Cumhur Göncü imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na, Antalya ili Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 1004, 1005, 1007 ve 1340 nolu kadastro parsellerin doğusunda kalan orman alanı ve 514 ada doğusu için belediyemizce hazırlanan 1/5000 ölçek nazım imar planı revizyonu teklifinin belediye meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini saygılarımızla arz ederiz deyimli Sayın Hakan Tütüncü, Sayın Dilaver Tanık, Sayın Serhat Demir, Sayın Ferah Nur Ünal, Sayın Cumhur Göncü imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na, Antalya ili Kepez ilçesi Varsak bölgesinde Varsak Esentepe ve Varsak Menderes mahallelerinde yer alan konut alanları, konut dışı kentsel çalışma alanları, 60 metrelik imar yolu ile çevresini kapsayan alana ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonunun belediye meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini saygılarımızla arz ederiz deyimli Sayın Hakan Tütüncü, Sayın Dilaver Tanık, Sayın Serhat Demir, Sayın Ferah Nur Ünal, Sayın Hasan Cumhur Göncü imzalı önerge arz ederim.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na 5-7-2019 tarih 152 sayılı Kepez Belediye Meclis kararı ile onaylanan Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin 28-6-2019 tarih 717-33-619-751 sayılı yazısı ile talep edilen Antalya ile Kepez ilçesi Gazi Mahalle sınırları içerisinde O25A10A02D numaralı uygulama imar plan paftasında yer alan 26733 ada bir parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı olan sosyal tesis alanının doğu yönünde 10 metre genişletilmesi ve otopark alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu teklifinin belediye meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini saygılarımızla arz ederiz deyimi Sayın Hakan Tütüncü, Sayın Dilaver Tanık, Sayın Serhat Demir, Sayın Ferah Nur Ünal, Sayın Hasan Cumhur Gönce imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na Elmalı Belediye Meclisi'nin 2-7-2019 tarih ve 45 sayılı meclis kararı ile uygun bulunan Elmalı Belediye sınırları içerisinde uygulanacak ilave plan notları ile ilgili dosyanın belediye meclis gündemi toplantısında görüşülmesi için gündeme alınması hususunda gereğini arz ederiz deyimle Sayın Halil Öztürk Belediye Başkanı, Sayın Mehmet Çetin Belediye Meclis Üyesi imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'nda ilçemiz Sahil Kent Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına yönelik hazırlanan karar ekindeki hükümlerin Sahil Kent Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planları hükümlerine eklenmesi konusunun meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz deyimli Sayın Sıdıka Gökyar Kızılca, Sayın Mustafa Geyikçi, Finike Belediye Başkanı imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na ilçemiz Yeşilyurt Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına yönelik hazırlanan karar ekindeki hükümlerin Yeşilyurt Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı hükümlerine eklenmesi konusunun meclis gündemine alınmasının değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz deyimli Sayın Sıdıka Gökyer Kızılca, Sayın Mustafa Geyikçi imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na ilçemiz Hasyurt Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına yönelik hazırlanan karar ekindeki hükümlerin Hasyurt Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı hükümlerine eklenmesi konusunun meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz deyimi Sayın Sadıka Gökyar Kızılca, Sayın Mustafa Geyikçi imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na Finike Antalya 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan hükümleri ilave yapılmasına yönelik hazırlanan karar ekindeki hükümlerin Finike Antalya 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı hükümlerine eklenmesi konusunun meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim deyimle Sayın Sıdıka Gökyar Kızılca, Sayın Mustafa Geyikçi imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na ilçemiz Turunçova Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına yönelik hazırlanan karar ekindeki hükümlerin Turunçova Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümlerine eklenmesi konusunun meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim deyimle Sayın Sıdıka Gökyer Kızılca, Sayın Mustafa Geyikçi imzalı önerge arz ederim. Önergelerimiz bitti Sayın Başkanım, arz ederim. Teşekkür ediyorum. Kabulünü oylarınıza sunuyorum.
Sayın Başkanım, gündemimiz 117 maddeden oluşmuştur, arz ederim. Mazeretli olan meclis üyelerimizin mazeretli sayılması hususunun oylanmasını da arz ederim. Evet, oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, bu ara yine bir ricamı tekrar edeceğim. 40 dakikamızı aldı önergeler, biliyorsunuz. Önce de geçen mecliste söylemiştim. Çok, tabii kamu yararı çok önemli. Kamu için önemli önergeler var. Ancak belediye başkanı arkadaşlarımız bize bir gün önce olursa, zaten iki gün önce olursa gündeme de alırız. Yani hiç probleminiz olmaz. Hep birlikte biliyorsunuz yönetiyoruz Büyükşehir Meclisimizi. Bu daha dikkate alırsanız sevinirim. Teşekkür ederim anlayışınız için. Evet arkadaşlar, gruplar adına Sayın Deniz Filiz. Sayın Başkanım, Sayın Divan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sizleri Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dün 658.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Büyükşehir Belediye'miz sporcusu Ali Gürbüz, Başkanımız Muhittin Becek'e verdiği altın kemer sözünü tutup şampiyon oldu. Güreşçimizi kutluyor, atasporumuza verdiği destek için başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. 23 Haziran'da önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel'i, dün de Muhittin Böcek Başkanımızın ablası Sevim Demirkıran'ı son yolculuklarına uğurladık. Merhumelere rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Mekanları cennet olsun. Yine 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde büyük bir demokrasi zaferi yaşandı ve her şey çok güzel olacak diyen Ekrem İmamoğlu yeniden başkan seçildi. Kendisini bir kez daha kutluyor ve başarılar diliyoruz. 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal kültür etkinlikleri için Sivas'a giden 33 aydınımız Yobaz Gerici Cumhuriyet düşmanları tarafından katledildi. Bu katliamdan sağ kurtulan Aziz Nesin 2 yıl sonra 6 Temmuz günü aramızdan ayrıldı. Yakılarak katledilen tüm aydınlarımızı, Aziz Nesin'i ve yaşadığı süre zarfında birçok insana problemler içinde olsa dahi gülmesini öğreten mükemmel bir insanı, Türkiye'nin güleç yüzü, devlet sanatçısı Kemal Sunal'ı 19 yıl önce 3 Temmuz 2000 tarihinde kaybettik. Temmuz ayında kaybettiğimiz tüm değerlerimizi saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. 26 yıl önce 5 Temmuz 1993'te Erzincan Başbağlar Köyü'nde PKK terör örgütü 33 yurttaşımızı katletti. Terörü bir kez daha lanetliyor, terörle mücadelede can veren tüm şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine sabır ve dayanma gücü diliyoruz. 1 Temmuz'da Türk denizciliğinin gurur günü olarak kabul edilen kabotaj bayramımızı kutladık. Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır hükmünü getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz 2016 yılında yaşadığımız kanlı darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaşımızı rahmetle anıyor, yargı bağımsızlığının, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletildiği aydınlık bir Türkiye özlemimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. Bu yıl Antalya Sporumuzun 53. kuruluş yılı ve 7 Temmuz Dünya Antalya Sporlular Günü. 29 Haziran'da yapılan Antalya Spor Kulüp Derneği Genel Kurulu'nda görev alan başkan ve yöneticileri kutluyor, başarılar diliyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin çalışmalarıyla da ilgili şu bir kısa bilgileri vermek istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zehra Özbey Torun'un da aralarında bulunduğu Paralimpik Okçuluk Klasik Yay Kadın Milli Takımımız Hollanda'da dünya ikincisi oldu. Engelsiz plajımız yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla yararlanabileceği hale getirildi. Büyükşehir Belediye'miz çevre gürültüsünü azaltmak için gürültü eylem planı projesiyle yaşam konforumuzu arttırmaya çalışıyor.
25 Haziran'da Fesikan Yaylamıza toplu ulaşım seferlerimiz başladı. 4 Temmuz'da havalimanı hattına ilave seferler eklendi ve güzergahlar yeniden düzenlendi. 5 Temmuz'da Demre Çayağızı Atık Kabul Tesisi hizmete girdi. Teknelerden alınan sular kanalizasyon şebekesine entegre ediliyor. Böylece Akdeniz'imiz korunuyor. 5 Temmuz'da Saklıkent Yaylamıza yaz seferlerimiz başlatıldı. Yarın da Varsak Yaylamıza seferlerimiz başlıyor. Temmuz ayı meclisinde alacağımız kararların Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyor. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Filiz, teşekkür ederim. Sayın Tanır, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli meclis üyelerimiz, ben de grubumuz adına saygı ve sevgilerle bu toplantının Antalya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanım, ablanız Sevim Demirkıran hanımefendinin vefatı nedeniyle size ve ailenize başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel'in annesi Serçin Türel'in vefatı dolayısıyla kendisine ve ailesine başsağlığı diliyor, Allah rahmet eylesin diyoruz, mekanı cennet olsun diyoruz. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni üyeliğine seçilen Kepez Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tütüncü'yü kutluyor, tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Temmuz ayı da Antalya ile ilgili önemli günler var. 2 Temmuz Antalya Spor'umuzun kuruluş yıl dönümü, 53. yılı. Antalya Spor'a nice yıllar diliyoruz. Yeni seçilen yönetime de başarılar diliyoruz. 7 Temmuz Antalya Sporlular Günü, ki dün bu bir etkinlikle kutlandı. Bu etkinliğin daha genişletilerek Antalya Sporlular ve Antalya Günü olması temennimiz. Buna da katkıda bulunmak görevimiz. 5 Temmuz günü 22 Mart 1919'da Antalya'nın İtalyanlar tarafından işgali ve 5 Temmuz 1921'de de terk edişleri ve bugün önemli bir gün, ancak şu muhakkak hatırlanmalı: Antalya bu süreçte 30 Mart 1919'da Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın çektiği telgrafa göre hareket etmiştir ve bu süreci de böyle yönetmiştir Antalyalılar. Bu hatırlanmalıdır. Ali Gürbüz, Kırkpınar Başpehlivanı olmuştur. Antalya olarak Kırkpınar'da bir kez daha gururlandık. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz, nice başarılar diliyoruz. Tüm başarılı Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı kutluyoruz. Ve 23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin ülkemize ve İstanbul'a hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 15 Temmuz 2016 milletimizin demokrasiye, milli egemenliğe sahip çıktığı gün. Biz 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nü bundan sonra etkinliklerle anacağız ve hep hatırlayacağız. Bu vesileyle tüm demokrasi ve vatan için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları saygıyla anıyoruz. Gazilerimizi de bundan sonraki yaşamlarında mutlu olmalarını diliyoruz. Onlar da bizim kalbimizde. Burada 15 Temmuz'da söylenecek söz şudur: milletimizi demokrasiye ve vatanına sahip çıktığı için ayakta alkışlıyoruz. Sayın Başkanım, Antalya ile ilgili konulara gelince en başta Konyaaltı sahili ile ilgili son günlerde bazı uygulamalar olduğunu gözlemledik ve duyuyoruz. Bu konuda grubumuzun görüşü çok nettir. Burada Konyaaltı sahili ile ilgili bir yönetim planı daha önce geçmiş meclisten. Bu Konyaaltı sahil planının yönetimini uygulanmasını diliyoruz ve bu konuda sizin yanınızdayız. Hatta bu Konyaaltı sahil planı ile ilgili bir denetleme kurulu var. Bir alan yönetim denetleme kurulu adı altında bir kurul var. Ki bu kurulda da çeşitli sivil toplum örgütlerinden, Mimarlar Odası,
ATSO gibi, Eşgüdüm Kurulu gibi üyeler var. 13 kişiden oluşuyor. Bu kurulda çalışsın. Bu konudaki ne gerekiyorsa yapılsın. Bu konudaki grubumuzun görüşü budur. Bunu da ifade edelim. Ben tekrar meclise bu çalışma döneminde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Tanır, teşekkür ederim. Sayın Senerli. Sayın Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, Sayın Belediye Meclis Üyelerimiz, Sayın Kıymetli Hazuron, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey'in albasının vefatı münasebetiyle merhumeye Allah'tan rahmet, kendisinin nezdinde de bütün sevenlerin nevalesine başsağlığı diliyorum. Daha önceki önceki dönem belediye başkanımız Sayın Menderes Türel Bey'in de annesinin vefatı dolayısıyla annesine Allah'tan rahmet, sevenlerine de kendilerine başsağlığı diliyoruz. Kırkpınar'da yapılan güreşlerde Antalya Büyükşehir Belediye'mizin güreşçisi Ali Gürbüz'ün baş pehlivan olması bizi gururlandırmıştır. Ayrıca Antalya olarak büyük başarı elde etmişizdir. İkinci Orhan Okulu Bey olmuştur. Hatta dördüncü de Mehmet Yeşil. Ve bu müsabakaya katılan, destek veren, emek veren hepsine, bütün sporcularımla sporu destekleyenlere teşekkür ediyoruz. Bugün Antalya'nın 5 Temmuz kurtuluş yıl dönümü, inşallah ülkemizi, ilimizi, ilçemizi ve bu memleketi Allah bir daha düşman işgali vermesin diyoruz. Antalya Spor'un kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Yeni yönetimine başarılar diliyoruz. Dünya Antalya Sporlar Günü'nü de tebrik ediyoruz. Bu yayılarak, büyüyerek devam etmesini diliyoruz. Ayrıca geçtiğimiz 28 Haziran itibariyle Türk Kara Kuvvetleri'nin, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metehan tarafından M.Ö. 209 yılında kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Tabii ki Türk milletinin en belirgin özelliği tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren ordu millet olmalarıdır. Maalesef bir 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki ordumuzdaki vakur subaylarımızın, erlerimizin, erbaşlarımızın ve Necip Türk milletinin o sağduyulu davranışı sayesinde bu 15 Temmuz hain darbe girişimi def edilmiştir. Metehan'dan Alparslan'ın, Fatih'in, Atatürk'ün ordusuna selam söylüyoruz. Allah ordumuza zeval vermesin, gücüne güç katsın, bütün şehitlerimiz de Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Alacağımız kararlarımızın Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Senerli. Sayın Manavoğlu, buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, değerli meclis üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri ve çok kıymetli misafirler. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cumartesi günü hayatını kaybeden Büyükşehir Belediye Başkanımızın ablası Sevim Demirkıran'ın Allah'tan rahmet, başta Muhittin Böcek Başkanıma ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Geçtiğimiz günlerde, geçen dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel'in Allah'tan rahmet diliyorum. 658. tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde baş pehlivan olarak ilçemizi ve ilimizi sevince boğan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu Korkut Elimiz'in evladı Ali Gürbüz'ü tebrik ediyorum. Yine Korkut Elimiz'in güreşçilerinden büyük orta boyunda birinci olan Ali İhsan Batmaz ve deste orta boyda üçüncü olan Kemal Yılmazlar kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu vesileyle 658. tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Antalya'mızı temsil eden tüm sporculara şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz salı günü Korkut Ali Belediye Meclis toplantısından sonra Saadet Partisi Meclis Üyemiz Yüksel Atmaca'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıya sessiz kalarak veya müdafaa ederek sahip çıkan herkesi
kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Antalya Sporumuzun kuruluş dönümünü de kutluyorum. Temmuz ayının bizim için en önemli gündemi 15 Temmuz destanıdır. 15 Temmuz gecesi milletimiz tıpkı bir asır evvel Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde olduğu gibi bağımsızlığına, onuruna ve istikbaline kast eden elleri kırarak bir kez daha iradesine sahip çıktı. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla Türk milletinin her bir ferdi o gece tüm farklılıkları bir tarafa bırakarak yek vücut halinde FETÖ'nün işgal teşebbüsünü püskürttü. Tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. Bu mücadele, Dicle'nin kıyısında kurdun kaptığı kuzunun vebalini, değil omuzlarında, iliklerinde hisseden Ömer'in zalime, hıncı, mazluma sevdasıdır. Bu mücadele, gözünün gördüğünden başka hiçbir şeye inanmayan Ebu Leheb'le gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmayan Hamza'nın kavgasıdır. Allah'ın izniyle her daim kaybetmeye mahkumlar. Yeter ki Hamza Er meydanında yürüsün, yürüsün ki Ebu Leheb elleri kurusun, kurudu da. Yeter ki bu millet halktan gelen emirin, Ömer Halis Demir'in, Yasin Naci Ağaroğlu'nun yolunda yürüsün, yürüdü de. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın inşallah. 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramını kutluyorum. Bu vesileyle bugün başta ilçemiz 15 Temmuz şehidi, şehit Yasin Naci Ağaroğlu olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, özlemle ve şükranla yad ediyor. Gazilerimize Allah'tan sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Temmuz ayı meclis toplantımızın ve alacak olduğumuz kararların Antalya'mıza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Manavoğlu. Sayın yazar, buyurun. Sayın Başkan, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, Sayın Meclis Üyelerim, basınımızın değerli mensupları ve Sayın Antalyalılar, İyi Parti grubum adına hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Temmuz ayı meclis toplantısında alacağımız kararların Antalya'mıza ve tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ben de diğer grup başkanı arkadaşlarım gibi öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey'in ablaları Sevim Demirkıran hanımefendinin vefatından dolayı başsağlığı dileklerimizi grubum adına iletir. Tüm aileye sabırlar diliyoruz. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel Bey'in annesinden Sayın Terçin İnce Türel hanımefendinin de ölmesinden dolayı Allah'tan rahmet diliyor. Kederli ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Edirne 40 Pınar güreşlerinde baş pehlivanlığı alan Büyükşehir pehlivanlarımızdan Ali Gürbüz'ü kutluyor. Grubum adına başarılarının devamını diliyoruz. Vatanımıza kasteden hainlere karşı verilen mücadelede şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu da kutluyor, başarılar diliyoruz. Üzerinden 105 yıl geçmesine rağmen hala bu denli büyük ve kanlı bir savaşın tekrar yaşanabilecek olma gerçeği endişe vericidir. Tarih 28 Temmuz 1914. Avusturya Arşidükü Fransız Ferdinand'ın suikasta uğraması sonucu başlayan Birinci Dünya Savaşı ve arkasından Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı'na içinde düştüğü durumdan kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için Samsun'a çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadele. Ve bundan yaklaşık 5 yıl sonra 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'ni toplamış, milli sınırlarımızı bütün dünyaya duyurmuş, manda ve himaye reddedilerek
milletimizin bağımsızlığını ve egemenliğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Bunu takiben kazandığımız Kurtuluş Savaşı'nda 27 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalanmış ve Temmuz ayının şüphesiz en önemli olaylardan biri olan Lozan Anlaşması ile de Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinin resmi olarak tanınması sağlanmış, kapitülasyonlar kaldırılmış ve bağımsızlığımız İngiltere'den Japonya'ya bütün dünyaca kabul edilmiştir. İşte bu anlaşma sayesinde bugün vatanımızda özgürce yaşıyoruz. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren kabotaj kanunu sayesinde ülkemizde denizcilik ve kabotaj alanında büyük gelişmeler sağlanmış. Bugün hem ilimizde hem ülkemizde kabotaj ve denizciliğin yeri büyüktür. Bu vesileyle denizcilik ve kabotaj sektöründe çalışan, bu alanlarda ilgilenen herkesin kabotaj bayramını da kutluyoruz. Atamızın ölümünden bir yıl sonra 23 Temmuz 1939'da Hatay anavatana resmi olarak katılmış, yapılan referandumla Hatay halkı Türk olduğunu ve coğrafi olarak Türkiye'nin bir parçası olduğunu bütün dünyaya duyurmuştur. Karşılaştıkları zulme karşı Kıbrıs'ta bulunan kardeşlerimizi korumak için 20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı sonucunda yavru vatanın zulümden kurtarılması ve bağımsızlığı sağlanmıştır. Son olarak 15 Temmuz 2016'da da devletimize karşı girişilen darbeye engel olmak yolunda canını ortaya koyan, demokrasimizi ve halkımızın iradesini koruyan bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Kurumum adına bir önergemizin olduğunu iletiyorum ve bu önergemizi Yüce Meclis'e Sayın Başkanım izninizle okuyorum. Tabii ki. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlığı'na Ulaşım Dairesi Toplu Taşıma Şubesi Müdürlüğü'nün yetkisi dahilindeki toplu taşıma araçlarından Atatürk posteri ve Türk bayrağının görünür bir yere asılması konusunda gereğini arz ederim. Ve tüm meclisi en derin saygılarımızla İyi Parti adına selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Yazar. Sayın Topanoğlu buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Demokratik Sol Parti grubu adına sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Önceki dönem belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'in annesini kaybetti. Dün de şimdiki belediye başkanımız Sayın Muhittin Bücük ablasını kaybetti. Ben her iki ailede başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kırkpınar güreşlerine Antalya damgasını vurdu. Altın kemerde Ali Gürbüz kardeşimiz Antalya'ya getirdi. Ben kendilerini kutluyorum ve bu toplantıda alınacak olan kararlar Antalya'ya bize hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Topaloğlu. Sevgili belediye başkanı arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup sözcüsü arkadaşlarımızın iyi dileklerine aynen katılıyorum. Altını çiziyorum. Sayın Türel Başkanımızın annesine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kıymetli ablamın taziyesinde ve cenazesinde bulunan bütün dostlarıma, siyasi parti genel başkanlarımıza, sosyal medyada paylaşanlara, herkese öncelikle ailem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Ali Gürbüz sadece Antalya Büyükşehir Belediye'mizin değil, tüm Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Başbeylifanı oldu. Öncelikle babasını rahmetle anıyorum. Bütün ailesini kutluyorum. Güreş severleri kutluyorum. Göreve geldiğim gün itibariyle ziyaretime geldiğinde daha önce de aslında beraber çalışmak istemiştik. Ancak bu döneme nasip oldu ve Büyükşehir Belediye'mizi almıştık ve o günde konuşmamızda inşallah altın kemeri getireceğim demişti. Ve gördüğümüz şudur ki gerçekten Antalya'mızı Türkiye Cumhuriyeti Başbeylifanı olarak temsil etti ve altın kemeri getiriyor. Yarın da sizleri vaktiniz olursa döşeme altında saat 13.30 ve daha sonra belediyemizin önünde saat 15'te törenimiz vardır. Vakti olan arkadaşlarımızı bekliyorum. Ayrıca bir gururumuz da okulu ikinci olmuştur. O da Mansur Yavaş Başkan'ın Ankara Büyükşehir Belediye'mizin başbeylifanıdır. Ve bütün derece alan
Pelifanlarımızı da tebrik ediyorum. Onları bugünlere getiren annelerinin ellerinden öpüyorum. Katkı koyan tüm kurum kuruluşlara, belediye başkan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra da gördük ki ödüle çıktığında 4 kişiden en az 3 tanesi Antalya. Bir kez daha hani Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç şüphesi dünyanın en güzel yeri Antalya'mız dediği gibi güzel Antalya'mızda güzel şeyler oluyor. Her şey inşallah bundan sonra da güzel olacak, iyi olacak sizlerin de sayesinde. Tabii ki önümüzde önemli bir gün var. Hep birlikte o günü Allah bir daha bu ülkemize darbe göstermesin. Biz her türlü darbeye karşı olduğumuzu bir kez daha söylüyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da demokrasimize ve cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkacağız. Almış olduğumuz kararlarımızın, şimdiden Antalya'mıza alacak olduğumuz kararlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Gündeme devam ediyoruz. Sayın Başkanım, tüm komisyon raporlarının okundu. Bir saniye, AK Parti grubu adına Sayın Nafiz Bey'e duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Biz kıyı yönetmeliği ve aynı zamanda mevzuatlarla kıyı kenar yasası içerisinde bir denetimlerimizi çalışma arkadaşlarımızla beraber yaptık. İşgalleri kaldırdık ve aynı zamanda halkımızın özgürce denize girebilmeleri için bir çalışma başlattık. O konuda desteğiniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Sayın evet, başkanım, devam edelim. Sayın Başkanım, Ömer Başkanım bir konuyu arz edecek size de. Ha, gündeme geçmeden, buyurun. Sayın Başkanım, meclisi çok fazla oyalamayacağım. Bir bilgilendirme yapacağım. Bu bilgilendirme herhangi bir siyasi polemik olmaması adına bundan sonra Korkuteli Belediyesi ve Büyükşehir Belediye'mizin ilişkilerinde tutumumuzu belirtmek adına bir bilgilendirme yapacağım. Geçen hafta içerisinde maalesef sizin çok aşırı yoğunluğunuz ve muhtemelen iyi niyetinizden kaynaklı ilçemde hoş olmayan bir siyasi durum gelişti. Bu durumda şudur, Kırkpınar için sağ olun çok iyi niyetinizle bir otobüs gönderdiniz. Fakat bu otobüsün şehrinde ilanını resmi olarak belediyeme, Korkuteli Belediye Başkanlığı'na, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin Edirne Tarihi Kırkpınar Güreşleri için tahsis ettiği otobüs 4-7-2019 Perşembe günü saat 12'de Merkez Çayırlı Camii önünden kalkacaktır. Müracaatlar Mehmet Manavoğlu'na yapılacaktır diye yine bir partimizin, Cumhuriyet Halk Partisi olmayan bir meclis üyesinin imzasıyla geldi. Ben bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanımızı aradım. Bundan haberiniz var mı Sayın Muhittin Böcek başkanımızın diye. Benim haberim olmadığını, görüşeceğini söyledi ve ben bu anonsu yaptırmadım. Öncelikle iyi niyetinize teşekkür ediyoruz. Güreş için bir göndermişsiniz. Fakat sizin üzerinizden ben ilçemde siyaset, başka bir partiye siyaset yaptırmayacağımı, bugünden itibaren Korkuteli Belediyesi'nin bürokratik iş ve işlemlerde tek muhatabım başta şahsınız olmak üzere büyükşehir bürokratları, siyasi anlamda da Korkuteli'deki muhatabımızın Cumhuriyet Halk Partisi sadece ilçe başkanı ve meclis üyeleri olduğunu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın İşlek, Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Ancak tabii ki anons konusunda ben burada bütün meclis üyesi arkadaşlarımızı hiçbir kimseyi ötekileştirmeden bana talep Sayın Ömer İşlek arkadaşımdan, kardeşimden gelmiş olsa baş tacı başım üstüne. Bana Sayın Manavoğlu telefon açtı. Benim kendi meclis üyelerim de aramadı beni. Dedi ki Sayın Başkanım, Kırkpınar güreşlerine biliyorsunuz tribün de kapattık orada. Ve bir otobüs gönderir misiniz dedi. Hiç düşünmedim, siyasi hiç bakmadım. Bugüne kadar 25 yıllık siyasi hayatımda din ile devlet işlerini ayırdığımız gibi siyasetle sporu hep ayrı tutmuşumdur. Ve kayıtsız şartsız samimi söylüyorum, Manavoğlu'na hemen gereğini yapın dedim. Ben onu bir art niyet olarak hiç düşünmedim. Siz de öyle düşünmeseniz daha iyi ederdiniz. Ama bundan sonra böyle bir konursa demek ki Korkuteli Cumhuriyeti'ne ayrıca özel yazı yazacağım. Teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Başkanım, ismim geçtiği için cevap hakkı... Ya, çok şeye girmesek mi çok dedim ama. Basit. Çok basit. Çok kısa lütfen rica ederim. Başkanım, özellikle çok teşekkür ederim. Sizin böyle bir ilginiz. Başkanım, 20 yıldır Korkuteli Belediyesi güreşçilerin babalarını göndermek için bir otobüs tahsis eder. Bu yıl Ömer İşlek Başkanım tahsis etmedi. Ben de sizden rica ettim. Güreşçi babaların bana söylemesinden dolayı. Siz de çok teşekkür ederim. Gönderdiniz. 45 kişilik bir araba gönderdiniz. Maalesef anons yapmadığı için Ömer Başkanım kendi fesimden paylaştım. 19 kişiyle gönderdik. Allah razı olsun. Kamuoyunun huzurunda bırakıyorum. Kamuoyu versin kararı. Siyaset
Ben özel aracımla gittim başkanım. Kendi özel aracımla kendim gittim. Bakın tek tek liste yaptım başkanım. Sayın Manavoğlu. Bakın başkanım sesim kısık. Neden kısık? Dün Ali'yi akşama kadar orada destekledim. Bakın sesim kısık. İkincisi orada Korkuteli'leri herkese o sıcakta liste yaptım. Listeye bindirdim otobüse gönderdim. Kendi aracımla kendim çıktım. Buraya zor yetiştim bugün. Bu bir fedakarlıktır. Güleşten anlayanlar bilir bunu. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Mazot parasını Ömer İşlek Başkan'dan alacağız. Devam ediyoruz gündeme arkadaşlar. Sayın Başkanım, tüm komisyon raporlarının okundu kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Evet arkadaşlar okundu kabul edilmiştir. Sayın Başkanım gündemin ikinci maddesi belediye meclisimizin Haziran ayında aldığı kararlara ait karar özetlerinin okundu sayılması ve kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Teşekkür ederim. Sayın Filiz. Uygundur başkanım. Sayın Tanır. Uygundur. Sinirli, uygundur. Sayın Sinirli, Sayın Manavoğlu. Uygundur başkanım. Sayın Yazar, Sayın Topaloğlu. Uygundur. Teşekkür ediyorum. Okundu kabulünü oylarınıza sunuyorum. Evet, okundu kabul edilmiştir karar özetlerimiz. Şimdi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin 3 ila 6 dahil gündem maddeleri bilgilendirmelerdir, arz ederim. Gruplar adına? Başkanım, bilgilendirme mahiyetinde. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar gruplar adına? Okundu olarak. Okundu olarak kabul edilmiştir. Devam ediyoruz gündeme, oylama yoktur. Gündemin 7. maddesi arz ederim. Sayın Başkanım, oy birliği var topluca. Oylanabilir. Yedinci madde yerine gördüğümüz kadarıyla grup komisyonlarda karar farklılığı yoktu. Topluca oylayabiliriz bence. Başkanım. Öneri Yazar Bey'in katılıyorumuz. Gündemimizin 7. gündem maddesi dahil, 22. gündem maddesi dahil komisyondan oy birliğiyle geçmiştir. Toplu oylamasını öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Önce gruplara soruyorum. Sayın Tanır. Uygundur. Sayın Senirli, Sayın Manavoğlu, uygundur. Sayın Yazar. Uygundur. Teşekkür ediyorum. O zaman gündemin 7. maddesi ve 22 dahil kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Sayın Başkanım, toplu oylanmasını. Toplu oylanmasını ve kabulünü oylarınıza sunuyorum. Tek oylama yetmiyorsa tekrarlarız, çift oylama yaparız. Yeterlidir. Gruplarımız önemlidir. Evet, kabul edilmiştir. Sırasına devam ediyoruz. 23. maddeye. Başkanım, gündemin 23. maddesinde bir kurum görüşüyle ilgili bir eksiklik olduğunu tespit ettik. Dairesine iadesini öneriyoruz. Gündemin 23. maddesini... Dairesine evet, iadesi. Evet. Sayın Tanır. İadesi uygundur. Uygundur. Sayın Senerli, Sayın Manavoğlu. Uygundur. Sayın Yazar, uygundur. Sayın Topaloğlu. Uygundur. Evet, gündemin 23. maddesini dairesine iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.
Evet dairesine gönderilmiştir. Gruplar adına birlik var mı diğer şeyler? 24. Var başkanım. Gündemimizin 23. gündem maddesinden 40. gündem maddesi dahil. 23'ü çektik ya. Pardon. 24. gündem maddesi 40 dahil. Yine komisyonlardan oy birliğiyle geçmiştir gündem konuları. Toplu oylanmasını ve kabulünü öneriyoruz. 24'ten 40 dahil. 40 dahil. Sayın Tanır. Uygundur. Sayın Senirli, Sayın Manavoğlu. Uygundur. Sayın Yazar, Sayın Topaloğlu. Uygundur. Evet. Gündemin 23'ten 40 dahil kabulünü oylarınıza sunuyorum. 24 dahil Sayın Başkanım. Düzeltiyorum. 24 dahil 40 dahil kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin 41 ila 100 dahil ilgili komisyonlara havalesini arz ederim. Oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Evet, ilgili komisyonlara... Sayın Başkanım, gündemin 101. maddesinin meclisin tatil ayının belirlenmesi hususudur. Ayının grup sözcülerimizin belirleyerek oylanması hususunu arz ederim. Gündemin evet. 101. maddesi. Başkanım, Ağustos ayında bir Kurban Bayramı da yaşayacağız. Dolayısıyla biz Ağustos ayının tatili olarak kabulünü öneriyoruz. Şimdi sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, başkanlarım. Biz Ağustos ayının aslında tatil edilmemesinden yana idik. Ancak Kurban Bayramı olması dolayısıyla eğer gruplar uygun görürse Ağustos ayının tatil olmasını. Sizin çalışma metodunuza uyarız başkanım. Teşekkür ederim. Uygundur başkanım. Sayın Manavoğlu. Uygundur başkanım. Sayın Yazar, Sayın... Uygundur efendim. Teşekkür ediyorum. O zaman Ağustos ayı tatil olmasını oylarınıza sunuyorum. Evet arkadaşlar Ağustos tatil olmuştur. Devam meclisimiz Cuma... Sayın Başkanım gündemimiz devam ediyor. 102. ve 103. gündem maddelerimiz sizin önerge vererek gündeme aldığımız komisyon raporları hazır olan Kır Cami konusudur. En önemli konumuzdan bir tanesi odur arkadaşlar. Hepinizin de bu konuda bugüne kadar desteği vardır. Bunu da hemen... Komisyon raporlarını okuyacağım Sayın Başkanım. Okuduktan sonra oylanması hususunu arz edeceğim. Komisyon raporunu o zaman okuyalım. Okuyorum efendim. Gündemin 102. maddesi. Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde Doğu Yaka, Topçular, Mehmetçik, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Güzeloluk ve Zümrütova mahallelerinin tamamı ve Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda plan kararlarında ve plan hükümlerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon raporu Sayın Mehmet Hacı Arifoğlu, Sayın Erkan Demirci, Sayın Sıdıka Gökyer Kızılca, Sayın Enver Barış, Sayın Ali Çetin, Sayın Mehmet Alekiriz, Sayın Hasan Cumhur Göncü, Sayın Barış Bulu, Sayın Adem Er imzalı meclisin takdirine sunulmuştur. Arz ederim. Bu gündemin 102. maddesi arz ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Filiz. Komisyondan geldiği şekliyle kabulü uygundur başkanım. Teşekkür ederim. Sayın Tanır. Çok önemli bir konu Kır Camisi. Süreç kaybetmememiz lazım. Bu konudaki grubumuzun ve partimizin görüşü Kır Camisi'nde bir an önce imara açılmasıdır. Biz daha önce de olduğu gibi oy birliğiyle bu kararın geçmesinden yanayız. Ve süratle yapılan bir eksiklik varsa telafisinden yanayız.
Bugün de bugün bu karara olumlu oy veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Senerli. Sayın Başkanım, Kır Cami olunca iki laf söylemek lazım. Kır Cami bizim Antalya'da sanki Avrupa Birliği, Türkiye Avrupa Birliği hikayesine döndü. Türkiye Avrupa Birliği'ni nasıl cezalandırıyor? Yok, yılan hikayesine döndü. Kendine göre Antalya'da maalesef elinde kırmızı tapusu olan atadan ecdattan kalma tapulu arazi sahipleri cezalandırılıyor. Bunun en büyük örneği de Kır Cami'dir. Elleri nasırlı, o insanların hakkı bugüne kadar korunmamıştır. Tarım alanı ne tarımına? Tarım olur. Tarım, biz Antalyalıyız, tarımı biliriz. Öyle binaları yapmışız. Adam domates de yetiştiremiyor, salatalık da yetiştiremiyor, biber de yetiştiremiyor, rutubetten meltem rüzgarı almıyor. Onun için Kır Camileri yapılan haksızlığın bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bugüne kadar ki süreçte bütün siyasi partilere, zaten halinizde bulundu geçen dönemki mecliste, bütün meclis üyelerine ve belediye başkanlarına, bu büyük şehrin bürokratlarına, ayrıca Muratpaşa Belediyesi'nin bürokratlarına, belediye başkanına hepsine de teşekkür ediyoruz. Bütün siyasi partinin il başkanlarına da teşekkür ediyoruz. Çünkü burada parti ayrımı yoktur. Kır Cami Antalya'nın artık yani davası olmuştu. Bunu nasıl çözeceksek çözeceğiz başkanım. Teşekkür ederim Sayın Senerli. Sayın Manavoğlu. Uygundur başkanım. Teşekkür ediyorum. Sayın Yazar. Uygundur başkanım. Sayın Topaloğlu. Uygundur efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz 18 Nisan 99'dan beri Büyükşehir'de meclis üyeliği yaptık. 4 dönem, 5. dönemde Büyükşehir'deyiz. Her dönem önerge verdiğimiz ve az önce sevgili grup başkanların da önemsediği gibi burada belediye başkanı arkadaşlarım da bunu hep önemsemiştir. Ben bugüne kadar katkı koyan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hemen dedik ki 11. maddeden gündeme alalım. Komisyonlar da hemen toplandı. Ben komisyondaki arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Konunun acil olması dolayısıyla da gündeme aldık ve şu anda da oy birliği olacak. Çok teşekkür ediyorum anlayışınıza. Çünkü Kır Camisi oradaki yaşayan vatandaşlarımızın bir kaderi değildir diye defalarca söylemiştim. Yani bir tarafta bakıyorsunuz yan tarafta 10 katlı binalar, bir tarafta yan tarafta marul ekmeye devam eden hemşehrilerimiz. Senelinin de söylediği gibi tarımın durumunu da bildiğimiz için bu konu çok hepinizin de önemsediğini gördüm ve de çok da mutlu oldum. Evet, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oylarınızı... Bir şey söyleyebilir miyim müsaadeniz? Siz 18 Nisan 1999 dediniz o zamandan bu yana. Ben 1994 ile 1999 yılları arasında Muratpaşa Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptım. O zaman da Kır Camisi'nin imarına el kaldırmış kişiyim. O imar planı iptal oldu. Bilmiyorum o dönemden arkadaşım... Tamam var. Sana da prim çıkardık. Merak etme hayır, Sayın Tanrı. Hayır, şunu söyleyeceğim. Prim için sen de rahat ol. Bir dakika, şunun için söylüyorum. Ya bu çok önemli bir konu. Şehrin bir tarafında havaalanı, bir tarafında... Yani bu süreci anlatmak adına söyledim. Yoksa hem fikiriz yok, rica ederim. Öyle Sayın bir şeyimiz yok yani. Hiç... Dostluğa binaya söyledim. Yok, teşekkür ediyorum. Bir tarafında komisyondan... havaalanı, bir tarafında kundu. Şehirli, altta oteller, ortada bir yapılaşma alanı. Bu işin çözülmesi lazım. Hep teşekkür ediyorum. Çözeceğiz, hep birlikte çözeceğiz. Komisyondan geldiği şekliyle kabulün oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir Sayın arkadaşlar. Sayın Başkanım, gündemin 103. maddesi arz ederim. Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde Doğu Yaka Topçular, Mehmetçik, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Güzeloluk ve Zümrütova mahallelerinin tamamı ve Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda plan kararlarında ve plan hükümlerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu komisyonumuzca incelenmiş uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon raporu plan, imar ve bayındırlı komisyon üyelerinin tamamı tarafından oy birliğiyle imza altına alınarak meclisin takdirine sunulmuştur arz ederim. Teşekkür ediyorum. Gruplar adına Sayın Başkanım, yine Kır Cami bölgemizin 1/5000 revizyon imar planı değişikliği. Komisyonda tüm üyelerin oy birliğiyle kabul edilmiş bir maddedir.
gündeme alıp bunun sürecini hızlandırdığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım süreçte herhangi bir sıkıntı olmaz ve Kır Camii ile ilgili bu sorun kökten çözülmüş olur. Komisyondan geldiği şekliyle kabulü uygundur. Teşekkür ediyorum Sayın Tanır. Uygundur. Sayın Başkanım, burada ben adli paralı bir de Murat Paşa'ya söylemek istiyorum. Murat Paşa belediye başkanımız diyorsa bu askı süresi bittiği gün bildiğini geçirsin biz burada şeyde bitirelim süreci. Yani meclis tatil sebebiyle başlasın çünkü Kır Camii önemli bir konu. Sayın Ümit Başkan az önce müsaade istedi, bir protokol imzası vardı. O yüzden aynen arkadaşlarım da burada, Murat Paşa meclis üyesi arkadaşlarım gereğini yani yapacaktır. Yani tatilse olağanüstü toplayıp bu işi geçirelim. Teşekkür ediyorum. Uygundur. Sayın Manavoğlu. Uygundur başkanım. Sayın Yazar. Uygundur başkanım. Sayın Topaloğlu. Uygundur. Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, gündeme 104'ü ila, 117 dahil ilgili komisyonlara havalesi hususunu arz ederim. İlgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. İlgili komisyonlara havale edilmiştir. Devam meclisimiz Cuma günü saat 14.30'da aynı salonumuzda gerçekleşecektir. Teşekkür ediyorum.